Ha, kim? Ben mi? Guguk. Ben Guguk değil, Necati. Beyefendi lütfen Guguk'la Guguk olmayın. Necati gel hadi. Çok acayip modeller var burada. Bu nedir hanımefendi? Durmuş saat o. Günde yalnızca iki defa doğruyu gösteriyor. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Efendim? Sınavlarda öyle oluyor hep. Çünkü öyleyse günde iki doğrusu da kalmaz. Siz küçüğün kusuruna bakmayın. Sınav dönemleri de hep böyle oluyor. Şu perdenin arkasında ne var? Gerçekten bilmek istiyor musunuz? Evet. Guguk. Bu evet demek. O zaman işte karşınızda akıllı saatler. Ha! Dede çıktı perdenin arkasından akıllı saat değil. Of dede, yine mi burada uyudun? Üç yanlış bir dedeyi götürüyor mu? Kimse beni bir yere götüremez. Yanlış perdeyi açmışım demin. İşte akıllı saatler. Ha! Adım sayar, telefonla arar, hem müzik çalar hem haritası var. Düşünmeden konuşmaz, akmaz kaçmaz, koku yapmaz. İşte en gözde ürünümüz süper müper akıllı saat 5000. Trifil, rengi mor. Özellikler: meraklı, obur ve esprili. Bana cık 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 cık. Ha? Anlamadım. Heyecanlanınca böyle konuşuyor da. Ben çeviri yapayım size. Fiyatı ne kadar dedi? 35.000 lira. Necati, çıkıp uf uf kıkıkız. Atara huturu kuş kış kış koş koş. Daha uygunu yok muydu diye soruyor. Şöyle bir model var ama bu az akıllı bir saat. Az akıllı mı? Sesi çıkmıyor bunun. Hop, müşteri geldi, uyan. Günaydın. Saat kaç oldu? Bu ne kadar peki? 2000 lira. Bu sefer vurguyu yanlış yerde yaptın. Necati, ne kadar paran var senin? Size iyi günler. Gok gok. Gok güle güle demek istiyor. Ben akıllı saat istiyordum. Necati, ne kadar paran var dediğimde 50 kuruş iki de lollipopum var dedin. Bir tane kaldı üstelik. Neyse. Necati abi, ağlama artık. Baksana ne aldık. Akıllı saat almışsınız. Çok teşekkür ederim Remzi, Şakir. Hemen gidip oynayacağım. Yaşasın. Kötü kötü gülüyorum çünkü komik planlarımız var. Evet, benim canım akıllı saatim. Öncelikle sana bir isim bulalım. Senin adın Hüsnü olsun. Hüsnü diye akıllı saat mi olur? Olur. Neyse, hadi seni biraz test edelim Hüsnü. Buradan eve nasıl giderim? Minibüsle. Ben kaç kiloyum? Sen kaç olmasını istersen. En sevdiğin spor aktivitesi nedir? Bu açıdan susama yıklamak. Gerçekten de akıllıymışsın. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu şehre gömülmüş gizli bir hazine var mı? Demek hazine. Peki, o zaman beni kulağına yaklaştır. Daha da. Ha! Şaka. Hadi tarif ediyorum, dinle. Beyefendi, iner misiniz kafamdan? Bir sonraki durakta ineceğim. Şimdi hazineyi bulmak istiyorsan 3 metre sonra sola dön. Çalılık var burada. Dön dedim. Kendine başka çalılık bul. Buraya bir ajan sığabilir. Şimdi kendi etrafında dön. Dönemiyorum ki, 2 boyutluyum. O zaman kuzeybatı yönünde 12 adım at. Bakkalına karşı ilk adımı sen at. Bence marketten daha samimisin. İşine gelirse. Şimdi kürekte olduğun yere kaz. Doldur. Kaz. Doldur. Kaz. What? Kazı kovala. Şimdi de hazineyi bulmak için 3 kere bülü bülü de. Bülü bülü bülü. Bir dakika, 3 kere bülü bülü mü, 3 kere bülü mü? Neyse ki saatin akıllı olmadığını anlamadı daha. Sonunda Necati şaka yapan değil, şaka yapılan oldu. Dur. Vazgeçtim. Bundan sonra sakın bülü bülü deme. Tamam, şimdi bandını çıkar. Buldum! Hazineyi buldum Üstü, yaşasın!
Nasıl yani? Ne hazinesi? Gerçekten hazine mi buldun? Bu yeşil bir mücevher. Hem de koca bir kafa büyüklüğünde. Biraz da peynir kokuyor. Necati, kafamı bırak. Tanju, önce ben buldum hazineyi. Kış kış. Gofretler aşkına imdat. Hüsnü, hazinem kaçtı. İçimdeki bu boşluğu sadece lahmacunla giderebilirim. Lahmacuncu yere tarif ediliyor. İşte benim güzel mücevherim. Seni kimseye vermem. Usta, bakar mısın? Söyle ustam. Sanki usta benmişim gibi ustam diyorsun. Kafam karışıyor. Necati, konudan sapıyorsun. Sana önerdiğim şeyleri sipariş et. Buranın erimiş buzu ünlüymüş. Bana 5 lahmacun, 2 de erimiş buz. Su yani. Hayır, hayır. Akıllı saatim Hüsnü böyle diyeceğim konusunda beni uyardı. Ben su değil, erimiş buz istiyorum. Selami, küreğimi hazırla. Buyur abi, sıcak sıcak. Kamyonetin kilosu 7 liraya düşmüş Hüsnü. Alsam mı? Seçmece karpuz abi, ister misin? Olur, şu olsun. Öyle değil abi, karpuz seçiyor bizde. Bu fili beğenmedim, başka müşterilere bakacağım. Aa, bildiğimin var Necati. Yolla gelsin. Pardon abi, yanlış anladım. Galaksi Federasyonu sana mesaj yollamış Necati. Şimdi okuyacağım mesajı herkese yaymanı istiyor. İş başa düştü. Galaksi Federasyonu'ndan önemli bir mesaj var. Gece yemek yemek sağlıksızsa neden buzdolaplarında ışık var diyorlar. Herkes cevabını hazırlasın. Kasa 3'te buluşalım. Aslında eğlenceli adammış. Çok tuvaletim geldi ama bırakıp gidemiyorum. Benim de. Ama önce uzaylı şakasını yapalım. Çok eğlenceli olacak. Ay, siz hala Necati'ye şaka mı yapıyorsunuz? Şu hale bak. Hadi bırakın oyunu. Salonu toparlayacağım daha. Ama anne, en heyecanlı yerindeyiz. Hazır mısın oğlum? Necati, peşine uzaylılar düşmüş. Hangi peşime? Taksiye atlamışlar. Çabuk kırmızı bir pelerin bulup elma suyu sıkman lazım. Onları ancak böyle yenebilirsin. Bir dakika Hüsnü, telefonum çalıyor. Alo, şu an peşimde uzaylılar var. Umarım söyleyeceğin önemlidir. Hadi oğlum. Necati telefonla konuşurken hemen gidip gelelim. Bu sefer de fırına gönderip turşu suyu mu sipariş ettirsek acaba? Hüsnü, imdat, yardım et. Necati, ne oldu? Uzaylılar mı geldi yoksa? Hüsnü, yardım et. Küçülüyorum. Necati, sakince söyle. Neler oluyor? Necati. Sıcak çikolatalarınızı içtiniz mi? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. O zaman çekilsenize şapşallar. Film çekiyoruz burada. Ben de biz sakinleşelim diye çağırdılar sanmıştım ambulansa. İşte kayıp saatinizi bulduk. Müthiş dedektifler bir vakayı daha çözdü. Repliklerimizi çalmışlar. Ama onu da yanlış çalmışlar. Ayrıca kayıp olan saat değil, Necati abi. Nebzi, Şakin, siz misiniz? Necati abi, neredesin? Saatin içine girdim Şakin. Beni buradan çıkarmanız lazım. Necati, biz senin gibi kandırılmayız. Nasıl anladın mikrofonla sana şaka yaptığımızı söyle hadi. Evdesin şimdi değil mi? Akreple oklava üstüme geliyor. Yardım edin. Oklava değil Necati, yelkovan. Baba, Necati abinin sesi ciddi geliyordu. Bir eve girip kontrol edelim en iyisi. Bunları unutmuşum. Necati abi. Şakin, çok korkuyorum. Morfinin korkulanları saniye saniye görüntülendi. Ama nasıl olur? Mikrofon burada. Kadriye. Necati geldi mi buraya hiç? Yoo, gelse görürdüm. Niye ki? Eyvah! Necati, nasıl girdin saatin içine? En saçma şeyler hep seni buluyor. Bilmiyorum ki Nebzi, özel bir şey yapmadım. İstiyorsanız anlatayım ne yaptığımı. Necati abi, tek bir nokta atlamadan yaptığın her şeyi anlat bize. Baba, biz de tamamen aynalarını yapıp saatin içine girip onu kurtaralım. Tamam, acele edin. Zaman akıyor. Bıcık bıcık oldu. Tamam, hadi başlayalım. Önce kafamı kaşıdım, sonra yoldan geçen kediye ekmek attım. Miau.
Ama dikkatsiz atınca kedinin kafasına gelip kediyi sinirlendirdin. Benle kavgaya tutuştun. Sonra bir damacananın tepesine çıkıp lömpen dansı yaptım. Lömpen, 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 lömpen. Sonra önümden Tanju ve Samet hızla geçti. Son anda onları yakaladım. Şimdi... Samet, gemide kaçak yolcu var. Gemide kaçak yolcu var. Pardon abi, bilet almayı unutmuşum. Sen değil Samet, sen değil. Sonra gelen anketöre saçma cevaplar verdi. Anketimizi doldurmak ister misiniz? Anketörlü telefon isterim. Yaşınız kaç? Şıklarım neler? Sonra havada uçan kuşu yakalayıp vapur peşinden simit kovaladım. Necati abi, emin misin böyle yaptığına? Kovaladım dedim. 5 saat sonra... Kuku! Müşteri geldi! Şşşt! Çok yoruldum. Ne olur kısık sesle konuş. Sonra oradan süper müper akıllı saat 5000'i satın aldım. Hediye paketi ister misiniz? Aa, İstedim. İstermişiz. Sonra şifreyi girdim ve... Hayırlı olsun. Ama... Yeni akıllı saatim için teşekkürler. Necati abi, bizi kandırdın. Hayır, siz onu kandırdınız. Gizlice Necati'yi arayıp haber verdim. Ve sizin için bu şakayı planladık. Ama evdeki mikrofon, Necati'nin sesi... O başka mikrofondu. Biz de mutfakta gizlenmiştik. Ay! Sanırım hak ettik. En azından Necati abime bir şey olmamış. Ha? Babam nerede? Ha? Babam faturanın içine girmiş. İçine değil, altına. Aman ben nereden bileyim? Az akıllı saatim ben. Necati abi, ne yapıyorsun? Gözün bozulacak. Benim gözümün bir şeyi yok Şakir. Önemli olan bu tabela. Bu tabela macerasız geçen gün sayımızı ölçüyor. 15 gündür hiç macera yaşamamışız. Çok kötü. Acilen yeni bir macera bulmamız lazım. Bakkala soralım. Her şeyi satıyor o. Belki macera da var. Ha? Duydunuz mu? Koşun! Koşun! Eyvah! Bütün gofretler dağıldı. Neler oluyor? İyi misin? Bir şeyin yok ya. Yolda yürüyordum. Bir anda gökten gofret yağmaya başladı. Hayatımın en mutlu anıydı. Özür dilerim. Kamyonunla kaza yaptım da. Özür mahiyetinde bütün gofretler senin olabilir. Evet, tamamı. Uyuz Tanju. Dili titreşimde unutmuş. Ben düzeltirim. Bu melodiyi sevmedim. Bunu da sevmedim. Titreşime geri alıyorum. Dur 2 dakika. Tanju! Açılım. Ne oldu? Tedaviye cevap vermiyor mu? Hayır, vermiyor doktor. Ne yapacağız? Bilmem. Bir doktora götürün en iyisi. Ben fırıncıyım. Proftır Büşra. O nasıl isim Proftır? Necati, Profesör Doktor'un kısaltması o. Evet. Tanju Bey'in sonuçları da geldi. Fiziksel olarak gayet sağlıklı. Zaten anlattığınıza göre kazaya da karışmamış. Üstüne 2 gofret düştü diye bir şey olmaz. Emin misiniz? Çünkü biraz garip davranıyor da. Tanju'ya bak, çiçek gibi çocuk oldu. Vazodan çıkmıyor. Ben sizi bir psikiyatra yönlendireyim. Bir de o baksın. Merhaba. Buyurun, sorununuz neydi? Şuna bakın. Necati abime benziyor. Hohohoy! İnanılmaz! İşte beklediğim an! Çabuk herkes gözlerini kapatsın! Ama Necati! Çabuk dedim! İyi, tamam. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsunuz? Tamam, açın! Hohoho! Şimdi... Hangimiz Fil Necati? Tahmin edin bakalım. Çabuk çıkın ofisinden! Seans ücretini de asistana vermeyi unutmayın! Usta, kolay gelsin. Şuna bir bakar mısın? Bakayım. Açık! Yağ azalmış. Balatalar yanmış. Muayenesini yaptırmadınız mı? Ne? Asıl size ne? Niye buradasınız? Bu arkadaş takılınca biz de bir tamirciye getirelim dedik.
Necati, karıştırma ortalığı. Ayakkabımın tekini kaybettim de onu arıyordum. Necati abi, nasıl kaybettin ayakkabının tekini? Olur öyle. Geçen günde muzlu sütümün muzunu kaybetmiştim. Sade süt içmek zorunda kaldım. Durun bir dakika, buldum. Kayıp eşya bürosuna gidelim. Belki orada buluruz. Necati, şu an senin kayıp ayakkabından daha önemli sorunumuz var. Tanju'yu kendine getirmeye çalışıyoruz şurada. Hayır işte, onu diyorum. Tanju aklını kaybetti ya. Kayıp eşya bürosuna bakalım. Bunun kadar saçma bir fikir duymadım. Ama başka çaremiz yok galiba. Siz aklınızı kaybetmişsiniz. Evet, biz de onu diyoruz. Burada sadece anahtar, kimlik falan var. Hiç kaybolan akıl kayıp eşya bürosunda olur muymuş? Bir dakika, Tanju abi nerede? Dinlensin diye bir yere oturttum. İşimiz bitince gider alırız. Bu böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız gerek. Kim konuştu? Buradayım. Silikon bazlı boya konuşuyor. İlk defa konuşan boya görüyorum. Ne boyası? Duvarım ben, duvar. Konuşan duvar. Neyse, beni dinleyin. Eğer isterseniz sizi kayıp eşya diyarına ışınlayabilirim. Tek yapmanız gereken koşarak zıplamak ve açıl silikon bazlı boya, açıl demek. Kayıp eşya diyarı mı? Ama ya biz de kaybolursak? Açıl silikon bazlı boya, açıl. Sona kalan dona kalın. Durun, beni de bekleyin. Açıl silikon bazlı boya, açıl. Bu burada nere? Kayıp eşya diyarına geldik. Şunlara bakın. Sana ihtiyacım yok dedi. Git seni ne yapacağım? İnanamıyorum. Kayıp gözlüğüm, kayıp gömleğim, kayıp pijamalarım, kaybolan yıllarım. Yok abi, ben takvimim sadece. Bir sürü kayıp eşyam var burada. Bir kamyon yanaştırayım da toplayayım hepsini. Hua! Ayakkabımı buldum. Remzi, Şakir, gofretler aşkına kurtarın beni buradan. Tanju, ama sen uçuyorsun. Ayrıca bir beyinsin. Ayrıca bana bir şey kalmadı, neyse. Kaza yapan şoför tüm gofretlerin benim olabileceğini söyleyince bir anda burada buldum kendimi. Yardım edin bana. Gerçekten de aklını kaybetmiş. Hadi gidelim. Seni vücuduna geri götürmemiz gerekiyor. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nedenmiş o? Biz kayıp eşyalar. Kimimiz günlerdir, kimimiz ise yıllardır buradayız. Sahiplerimiz bizi kaybetti, arabayı bıraktı, sonra da unuttular. Onlar bizi hak etmiyorlar. Evet, o yüzden asla geri dönmeyeceğiz. Hayır, öyle şey olur mu? Sahipleriniz sizi arıyor. Hem de kaybettikleri için çok üzgünler. Madem öyle, bize gerçekten değer veriyor musunuz? Bir test yapalım. Eğer Necati gece yarısına kadar eşyalarına sahip çıkabilirse biz de sahiplerimize geri döneceğiz. Ama eğer bir eşyasını bile kaybederse sonsuza kadar burada kalırız. Uçan beyin de bizle kalır. Anlaştık. Şakir, biraz daha mı düşünsek? Necati abi, bundan kolay ne var? Az önce bulduğum ayakkabıyı 2 dakika önce kaybettim de eşyalarımı kolay kaybediyorum ben. İşimiz var. Size güveniyorum Şakir. Başarabilirsiniz. Süreniz başladı. Görüşürüz. Bari ayakkabımı geri alsaydım. Bu maket deneyimlisi. Neyse, çöpe attıklarına göre kimsenin işine yaramıyor sanırım. Göreve hazır mısın Şakir? Hazırım. Bantlama işlemi tamam. Anahtar cebe dikildi. İpli bağlı papyon hazır. Necati ayakkabısının kalan tekini de kaybetmiş. Ayakkabı drone takip sistemi açık. İşte bu. Yaşa oğlum. Çak. İşiniz bittiyse yemeğe çıkalım mı? Sabahtan beri duruyorum. Çok sıkıldım. Önce inmenin bir yolunu bulalım. Sonra olur. Belki sahne değişince inmiş oluruz. Garson, hesabı alabilir miyiz? Hesabı görmeye hazır mısınız? Bütün dükkanı yediniz çünkü. Evet, yedik. Cüzdanım yok Remzi. Necati, her hesap istediğimizde aynı numarayı yapıyorsun. Tamam,
Ben ısmarlarım yemeği. Hayır Remzi, gerçekten kayıp. Ha? Olamaz. Gece yarısına çok az vakit kaldı. Hemen o cüzdanı bulmalıyız. İyi de nasıl? GPS takmıştım cüzdanına. Konumunu görebiliyorum. Ha? Cüzdan, cüzdan hareket ediyor. Nasıl olur? Hadi koşun. Kusura bakma dostum. Masa çok uzak. Üstü kalsın. Bekle bizi Tanju, bekle bizi. Gel abi, gel, gel, gel. Şu çöpleri öğütücüye yollayalım bakalım. Buradan sağa, buradan sola. Yakalamak üzereyiz. Çok yaklaştık. Sol. İlk defa bir cüzdan kovalamacası yaşıyorum. Çok heyecanlı. Keşke helikopter kamerasından da görebilseydik. Aa, navigasyon gibi aynen. Bu da olur, tamam. Oğlum yön söyle. Fırıldak oldum. Fırıldak aynası gibi. Düz, yukarı. Ne yukarısı? Cüzdan yukarı çıkıyor. Bu ne biçim yemekmiş? Ağzıma yapıştı. Son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz martı paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Ne diyorsun amca? Cüzdanın yerini bulmak üzereyim. Necati göreve hazır. Remzi de göreve hazır. Amba da kokuluymuş. Baba, Necati abi, bir dinleseydiniz cüzdanın çöp yığınının içinde değil karton yığınında olduğunu söyleyecektim. Evet, biz zaten çöp araştırması yapıyorduk. Değil mi Necati? Evet, evet. Yani Remzi Bey, bu bölgedeki çöplerin %90'ı geri dönüştürülebilir. Kalan %10'unun da teni soğuyabilir. İlgilenin lütfen. Acele edin, gece yarısı olmak üzere. Buldum! Yaşasın! Bir şeyler oluyor. Yaşasın, başardın. Seviyorlar seni bizi. Gerçekten seviyorlar. Artık cahil olmamıza gerek yok. Ben neredeyim? Yardım edin! İmdat! Tanju, yetiştim. Buradayım. Remzi! En son gofrette kalmıştım. Ne oldu bana? Hala gofrettesin. Bir şey değişmemiş Tanju. Kaybettiğim anahtarı. En sevdiğim gömleğimi buldum. Gömlekler kaldı kuruşum sensiz. Kayıp eşyamı benim. Kayıp ikizim. Gel buraya. Şakir, size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız kurtulamazdım. Hadi şimdi gidip hep beraber kamyondan dökülen gofretleri yiyelim. Sonuçta hepsi benim. Tanju abi, o gofretleri mahalleli yedi. Hiç kalmadı. Nasıl? Ama... Dur, hiçbir yere gidemezsin.